Hepinize İstanbul'dan selamlar. Yeni bir geziye çıkıyoruz. Yaklaşık 2 ay Uzak Doğu'da olacağız. İlk durak Bali. 6 gece Bali'de kalıyoruz. Heyecanlı. Duyulmadı sesin. Heyecanlıyım çok. Şimdi daha önce Seyşellere gittik ama orada Zülal çok videolara katılmadı. Yavaş yavaş açılacak. Ama bu 2 aylık gezide ben elimden geldiğince Zülal'in yorumlarına da yer vereceğim. Çünkü değerli takip edenlerim çok. Onlar da merak ediyor. Hani kadın gözüyle gittiğim yerlerde ne oluyor, ne bitiyor? Onları Zülal anlatacak size. Değil mi? Anlatacağım. Evet, söz. Anlatacağım. Gezimiz başlıyor. Gezimiz Bali'den başlayacak. 6 gece Bali'deyiz. Daha sonra Tayland, Boracay Adası, Malezya ve Hong Kong olarak devam edecek. En ön sıradayız. Yolculuğumuz başlıyor. Burayı komple yatak yapabiliyorsunuz. Yatağımızı yaptık. Artık yatma zamanı. Bali'ye indik. Şimdi bizim için transfer ayarlandı. Şunlardan birinde ismimiz olması lazım. Yakına gidip anlayacağız. Benim adımı direğe vermişler. Onu yapıştıranı bulacağız. Thank you. So there's city cars like this, like you see. Spot. Otelimize vardık. Biz kahvaltımızı yaptık. Meyveler. Kahvesi çok güzel. Endonezya'dayız yani. Burada kötü kahve zaten olması çok zor. Vallahi buranın tadını, keyfini çıkartıyoruz. Tabii size önce kaldığımız yeri gösterelim. Seminyak bölgesindeki en güzel otellerden The Legian Seminyak Bali'deyiz. Bali seyahatimize Turkish Airlines Holidays sponsor oldu. Havalimanı transferi dahil bu oteli de turkishairlinesholidays.com'dan kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Tatilinizi planlarken Turkish Airlines Holidays sitesinden uçak biletinin yanında otel, araç kiralama, transfer ve seyahat sigortasını da paket olarak alabiliyorsunuz. THY güvencesiyle hem tüm bu işlemlerden ekstra mil kazanıyorsunuz hem de ayrı ayrı sitelerde vakit kaybetmiyorsunuz. Tatil planlamanın yeni şekli Turkish Airlines Holidays. Birisi orada fotoğrafları düzenliyor gibi. Canım ne yapıyorsun? Sabahki fotoğraflar çok güzel çıkmış. Kahvaltıdan sonra bir sürü fotoğraf çekindik. Hemen göstereyim. Gerçekten güzel. Ne diyeceksin burası hakkında? Bayıldım. İlk izlenim. Çok güzel. Bayıldım. I love Bali. Oh, 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 oh,
yol yorgunluğunu artık üstümüzden attık. Tabi bu otelin de biraz tadını çıkardık. Şimdi Kuta'ya gideceğiz. Kuta hani bu bölgenin merkezi. Bali'nin en bilindik yerlerinden biri. Bu akşamı Kuta'da geçireceğiz. Tabi oraya araçla gideceğiz. Buralarda Uber ve benzeri uygulamalar hep çalışıyor. Ki bu yabancı için, turist için çok inanılmaz büyük bir kolaylık. Gidebileceğiniz en hesaplı fiyata bir yerden bir yere gidiyorsunuz. Taksilerle uğraşmıyorsunuz. Aracımız geldi. Bali küçük bir ada değil ama yolları maalesef böyle dar. Onun için hani az da olsa trafik oluyor. Kuta'ya geldik. Bu arada bu benim Bali'ye ikinci gelişim. Sanırım önceki 2020'deydi. 2021'deymiş. Zülay söyledi. Buralarda tabii böyle fake çantalar bulabilirsiniz. Hani o büyük ünlü markaların çantalarını. Mesela bazı ülkelerde fake şey satmak yasaktır. Bakın burası da fake saat mağazası. Yani bunların hepsi taklit. Normalde bunları satamazsınız. Türkiye'de de öyle. Vitrine koyup satamaz. Hong Kong'da da öyle. Ama bazı böyle Endonezya gibi yerlerde olabiliyor. Hani Tayland taraflarına giden varsa hani buraların merkezde birbirine çok benzer. Tabii turist çok olduğu için akşamları buralar hep hareketli. Gündüz zaten buraları gezmek zor çünkü çok sıcak. Mesela yeme içme konusu bana çok soruluyor. Uzak Doğu'nun yemek kültürü bize göre gerçekten farklı. Bazen soya sosunu çok kullanıyorlar ve o ağır kokuyor. Ama böyle gördüğünüz gibi birçok fast food zincir restoranlarını bulabilirsiniz. Hem de adım başı. En basitinden gidip tavuk yersiniz. Yani aç kalmanız mümkün değil. Mesela biz geziye başlayalı 3-4 gün oldu. Zülal hiç aç kaldın mı? Hiç aç kalmadım. Güzel yedin mi? Çok güzel. Görüyorsunuz. Evet, dönünce tartılacağız. Kuta'nın sahil tarafındayız. Burası bugün otelden çektiğim işte okyanus kenarı var ya, oranın devamı. 5 kilometre güneyinde kalıyor. Kuta'nın tam merkezinde Hard Rock Cafe var. Tabii oraya bir uğrayalım gelmişken. Tabii her yerde müzik var. Teliften dolayı çok video çekemiyorum. Ama hani gezdiğim yerlerde böylesine özel mekanlar olunca uğramaya çalışıyorum. Bu duvarlarda hep özel gitarlar, enstrümanlar ya da ünlülerin kıyafetleri oluyor. Konserlerde kullandıkları. Hani ilgilenenler için çok keyifli yerler. Mesela Van Halen'ın kullandığı gitar 2012'de Montreal konserinde kullanmış. Mesela bu Kurt Cobain'in kullandığı. Mesela bu Bon Jovi'nin 2003'te turda giydiği tişörtmüş. Sağda da yine onun gitarı 2002'den. Canlı müzik de olacak. Bir saat sonra başlayacakmış. Ona kalır mıyız bilemiyorum. Ama kalsak da teliften dolayı videosunu çekemeyeceğim. Hard Rock Cafe'den çıktık. Ya oralardaki fiyatlar kısmen diğer yerlere göre biraz daha yüksek ama bence tabii ki gidilir. Bu arada her yerde böyle döviz büroları var. Yalnız kur yani oranlar şubeden şubeye değişebiliyor. Birkaç tanesine bakıp öyle para bozdurmak lazım. Bu coğrafyadaki ülkelerde motosiklet kullanımı çok yaygın. Yani Vietnam, Tayland, Kamboçya, Bali, Malezya'da kısmen böyle. Gördüğünüz gibi her yerde onlarca, bazen yüzlerce motosiklet var. Şurada tatlı bir alışveriş merkezi var. Bakalım ne var ne yok.
bilindik 4-5 markaya girdik ama fiyatlar Türkiye'ye göre pahalı. Bu dondurmacının dekoru iyiymiş be. Yalnız şuradaki balıklar da canlı, garibim, her yerde varlar ya. Bali şu an turizme açık. Hani herhangi bir engel, kısıtlama yok. Ama yine de mekanlar çok dolu değil. Yani bu turistin azlığı hala hissediliyor. Ana caddeler kısmen daha hareketli ama yine de hani buraların dolu olduğu zamanlarla çok kıyaslanacağını sanmıyorum. Bu arada tabii Bali çok büyük yer. Yani bir sürü adası var. Ubud bölgesi var ki hani çok inanılmaz güzel, keyifli yerler. Biz de iki gün sonra Ubud'a gideceğiz. Yani sakın Bali buralardan ibaret sanmayın. Videonun ilerleyen kısımlarında çok daha güzel yerler göreceğiz. Bakın yine her yerde döviz bürosu. Ama şu an hani bankaya baktığınızda 1 dolar 14.800 Endonezya rupisi yapıyor. Bu mesela bayağı düşük. Bazı yerlerde 14.560'ı da gördüm. Otele dönüyoruz. Yine uygulamadan taksi çağırdık. Hello. Taksiye bindik. Yağmur başladı. Bu arada taksi fiyatları çok ucuz. Yani hani taksiden kastım işte bu uygulamalardan bulduğunuz taksiler. Mesela bizim şu an gideceğimiz yol yaklaşık 4-5 kilometre. Ama hani trafik oluyor, öyle 5 dakikaya gidemiyorsunuz. Sadece 2 dolar. Bugün Nusa Penida, yani Penida adasına gidiyoruz. Tabii biraz tembellik yaptık. Aslında sabah 7 gibi kalkıp gitmek lazım ama biz biraz fazla uyuduk. Kahvaltının keyfini çıkardık. Şimdi taksiyi çağırdık, önce Sanur Portuna gideceğiz. Yani hızlı botların bu bölgeden kalktığı yeri. Hani oraya turlar da gidiyor ama biz kendimiz gidelim dedik. Hem tecrübe olur, hem daha rahat kafamıza göre takılırız. Hello, good morning. Hello. Good morning. Good morning. Yes. Thank you. Feribotların kalktığı ya da hızlı botların kalktığı yerdeyiz. Bilet bakacağız. Biletlerimizi aldık. Yakın zamana kadar burada böyle bir iskele yokmuş. Burayı yeni yapmışlar. Biletler de yani tamamen turiste göre fiyat veriyorlar. Biz kişi başı gidiş dönüş biletini yaklaşık 20-21 dolara aldık. Ama dışarıda 25-30 dolar da diyorlar. Sizin pazarlık gücüne kalmış. Belki bir tık daha da ucuz alabilirsiniz. Hani illa turla gitmenize gerek yok. Bununla geldik. Penida adası burası. Burada tabii oteller de var. Hani gelip bu adada da kalabilirsiniz de. Biz günübirlik gelmeyi tercih ettik. Şimdi burada motosiklet kiralayabiliyorsunuz ama tabii yollar pek düzgün değil. Biz onun riskine pek girmeyeceğiz çünkü sadece burada bir 5-6 saat vaktimiz var. Bir araçla gitmeye çalışacağız. Taksimizi ayarladık. Gün boyu bizim istediğimiz yerlere gideceğiz. Yaklaşık 35 dolar. Birçok yerde iki araba yan yana zor geçiyor. Onun için burada motosiklet kullanmak da hani bayağı beceri ister. Eğer iyi değilseniz, tecrübeli değilseniz burada motosiklet kiralamayın derim. Şimdi ilk durağımız Kelling Beach. Yaklaşık 45 dakikaya geldik buraya.
Çok fazla turist var. Hava çok sıcak. Yani önceki Endonezya'ya gelişimde bu kadar sıcak değildi. Daha serin bir sezonda gelmişim demek ki. Hani manzarayı izlemek için bile böyle bir çaba sarf etmeniz gerekiyor. Kalabalığı görüyorsunuz. Wow. Bu patika yol sahile kadar iniyor ama biz yukarıdan izlemeyi tercih ettik. İniş ve çıkışında kolay olmadığını biliyorum. Yalnız gerçekten çok güzel ya. Bir de diğer açıdan görelim diye. Oh, yukarı çıktık. Vah. Evet, artık arabamıza dönebiliriz. Sonraki durak için. Diğer noktamıza gideceğiz ama yani yol çok dar olduğu için gidemiyoruz. Şimdi burada iki güzel nokta var göreceğimiz. Şurada bir doğal havuz oluşumu var. Onun için geldik. Bakalım geldiğimizde değecek mi? Son olarak Broken Beach denilen yerdeyiz. Vaa! Burada iyiymiş ya. Burası güzelmiş de orayı başka açıdan bakalım. Artık dönüş vakti.
bu gördüğünüz adadaki geziyi biz yaklaşık 4-5 saatte yaptık. Hani buraya günübirlik gelirseniz bunları aynı gün içinde görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi herkes geri dönüyor. Biz de o iskeleden hızlı botumuza bineceğiz. Penida Adası. Nusa Penida. Ne düşünüyorsun orası hakkında? Çok güzeldi. Çok güzeldi ama bir şeritli yollarda evet. Böyle karşılıklı arabalar git gel, biz nasıl kaza yapmadık ben anlamadım. Yani yollar çok dar. Evet. Orada motosiklet kiralanıyor ama ben kesinlikle tavsiye etmiyorum kalabalıksa eğer. Kalinking Beach çok evet. Güzel görünüyordu gerçekten. O zaten en ikonik yer. Instagram sayesinde meşhur olan bir yer. Aslında o adada hani kalsanız 3-4 günde kalıp, gerçi 4 gün fazla olur ya. Böyle 2 gecede kalınabilir çünkü adanın her bir köşesinde uğranacak, görülecek yerler var. Biz sadece en güzel olan, böyle hani daha da aslında en popüler olan 3 yerini seçtik, oralara gittik. Yani iyi ki de gitmişiz yani, bir gün oraya ayırdık. Yok, çok güzeldi. Kesinlikle yok. Çok keyif aldık, güzeldi. Seminyak'ta 3 gece kaldıktan sonra şimdi Ubud'daki otelimize geçiyoruz. Şimdi otelin içindeyiz. Odamıza gidiyoruz. Hani neredeyse orman gibi. Hatta neredeyse değil, bayağı orman. Odamıza da yerleştik. Bu arada yine önceki otelde olduğu gibi burayı da Turkish Airlines holidays.com üzerinden aldık. İki otel arasındaki transferi de yine Turkish Airlines Holidays ile yaptık. Bunlar gerçek. Şimdi bizi balayında düşündükleri için böyle güzel güzel süslemişler. Hatta böyle bir kek de getirmişler. Biz balayına Seyşeller'e gitmiştik ama bu da kabulümüzdür ya. Otelimize yerleştik. Yani güzel ama ben yine de sana sorayım. Çok yemyeşil her yer. Evet. Hem Ubud'un merkezindeyiz. Her yere iyi kötü yürüyerek gidebiliyoruz. Hem de ormanın içindeyiz yani. Bakın etrafa. Yani daha ne olsun? Otelden çıktık direkt. Hani Ubud merkezdeyiz diyebiliriz. Günlük turları buralardan alabilirsiniz. Etrafta hep böyle kafeler, restoranlar var. Masaj salonları var. Böyle butikler var. Bali'de böyle hiç ummadığınız yerden bir küçük tapınak çıkabilir. Hani ama yalan yok. Ben artık böyle tapınak görmekten... Yani görmeye çok alıştığım için bana pek ilginç gelmiyor. Ama yine de çekiyorum, gösteriyorum, ilgilenenler olabilir. 2 yıl önce Ubud'a ve Bali'ye geldiğimde o zaman tabii salgın vardı. Yani bu yollarda insan yoktu, göremiyordunuz. Ama tabii o zaman da bir keyfi olmuyor, her yer kapalı oluyordu. Şimdi de yalnız ekstra kalabalık. Ama yine de Ubud çok güzel. Ben Bali yerine Ubud'u tercih ederim. Bali merkez yerine. Yalnız şu kumaşların güzelliğine bakar mısınız ya? Mesela eski zamanda da hani erkekler böyle kumaşları beline sarıyor. Hala onu yapan yine var. Şimdi benim sevdiğim tarzda bir resim galerisine geldik. Şu detaylara bakar mısınız? Bunun boyu yaklaşık hani 1 metreye 1,5 gibi düşünebilirsiniz. Bunu yapan ressam artık hayatta yokmuş. Onun için fiyatı diğerlerine göre daha yüksek. $2,600. Ama hani
biraz pazarlık da yapılabilir. Bu gibi şeyler için tabii ucuz ya da pahalı demek çok doğru değil. Daha fazla da isteyebilir, sanat sonuçta. Başka bir galerideyiz. Bu gördüğünüz ağacın gövdesi ve bütün bunların hepsi tek parça bir ağaçtan, kütükten, gövdeden yapılma. Yani hiçbiri üzerine eklenmiş değil. Ve boyutunu da görüyorsunuz. Sanatçı burada hayatı simgelemiş. Hani kimi yüzler üzgün ağlıyor, kimisi mutlu. Kimisi çocuk, kimisi yaşlı. Çok iyi değil mi ya? Canım, sen ne diyorsun? Gerçekten bayıldım. Az daha sesli. Gerçekten bayıldım. Çok etkileyici. Aslında birileriyle aynı değil. Muhtemelen fiyatını siz de merak ettiniz. Ben de sordum. Artist bunu bir yılda yapmış. Fiyatı da yaklaşık 150 bin dolar. Yine başka bir butiğe girdik. Buffalo kafatasına böyle ince ince işlemişler. Yani şu çok büyük. Bu yaklaşık 350 dolar. Böyle bir ince işçiliğe göre bence hesaplı bile. Şu karşıdaki ağacın güzelliğine bakar mısınız? Biraz önce o uzaktan çektiğim yeşillik işte tek bir ağaca ait. Gövdesi. Mesela burası normal bir bakkal ama aynı zamanda benzin de satıyor. Mustafa ve Mert yolda tanıdı beni. Sağ olsun takip ediyorlarmış. Onlar da Bali'yi geziyorlar. Biraz ayaküstü sohbet ettik. Şimdi onlar kendi yoluna, biz kendi yolumuza devam ediyoruz. Otelimizin sonsuzluk havuzu. Otelde kahvaltımızı yapıp önce maymun ormanlarına gideceğiz, sonrasına bakacağız. Ubud merkezdeki maymun ormanlarına geldik. Giriş kişi başı yaklaşık 6 dolar. Ama burada hani fotoğrafik güzel yerler var. Hani Ubud'a gelirseniz buraya da uğrayın derim. Değer. Tabii maymunlara bir şey vermemeniz tavsiye ediliyor. Çünkü herhangi birine bir bisküvi ya da benzeri bir şey verseniz hemen başınıza onlarcası üşüşebilir ve agresif oluyorlar. Hayır.
Bakın yapmamanız gerekenleri burada gayet güzel açıklamışlar. Göz teması kurmayın diyor. Yavrularını özellikle ellemeyin. Çantaya dikkat edin. Yiyecek içecek vermeyin. Önceki maymun ormanlarına gelişme tabi burada insan yoktu. Salgın dönemiydi. Şimdi Zülal görsün diye geldik. Çok güzeldi ama. Yani maymunlarla tabi o kadar yakın olmak keyifliydi. Bence de çok tatlı. Biraz ürkütücüler ama. Yani tabi çok yakınlaşmamak, göz teması kurmamak gerekiyor. Bazen kendi aralarında kavga ederken size de sataşabiliyorlar. Ve çantayı da kurcalıyorlar. Biz yaklaşık 2 saatimizi burada geçirdik böyle. Hem de oturma yerleri de var. Serin serin, ferah ferah. Şimdi Ubud'u gezmeye devam edeceğiz. Bugün gezme işine biraz erken ara verdik çünkü şu otelin biraz keyfini çıkartalım. Öğleden sonra çayı olarak bunları ikram ediyorlar böyle. Küçük hamburgerler var, pudingler var. Şu yeşillerin içinde Hindistan cevizi var. Keyifliyiz. Keyifli miyiz? Çok keyifli. Şunun tatlılığına bakın. Yani bugünü tam biz balayı gibi geçirdik gerçekten de. Her günümüz balayı gibi olsun. Havuzun tadını biraz da biz çıkartalım. Bali'de 2 otelde kaldık. Her ikisinde de bu meyveyi ikram olarak masaya bırakmışlar hep. Adı salak meyvesi. Diğer adı da yılan meyvesi. Şimdi içini açacağım, göstereceğim size. Kahverengi olan çekirdek, o yenmiyor. Diğer beyaz yerler yeniyor. Hani muzla meyve arasında hafif de ekşimsi bir tadı var. Uzun süre tokluk hissi veriyor. Hani özelliklerinden biri o. En belirgin özelliği. Bugün Ubud'daki son günümüz. Önce Ubud merkeze bir 40 dakika mesafede böyle el yapımı, el sanat ürünlerin satıldığı çok güzel bir cadde var. Oraya gideceğiz. Oradan sonra da hani Bali'deki en turistik atraksiyonlardan biri olan pirinç tarlaları ve oradaki büyük salıncaklara gidip Zülal'i salıncakta sallayacağız. Burada çok güzel ağaç, boynuz ve kemik oymacılığı yapılıyor. Putu,
Şimdi artistimiz Putu, buranın da sahibi. Hani ben şunların fiyatlarını sordum. Dedi ki burada gördüklerinin hepsi satıldı. Amerika'ya kargo yapılacak. Şu yaklaşık hani 150 dolar. Ki bence böyle bir şey için çok ucuz. Amerika'da muhtemelen bunu 10 katına satacaklardır. Bunlar boynuzdan yapılma. Alttakiler bufalo boynuzu. Üsttekiler geyik boynuzu. Bu bir tanesini yapmak yaklaşık bir haftasını alıyormuş. Ama artık elim alıştığı için bir haftada bitiyor diyor. İlk zamanlarda çok daha uzun sürüyormuş. Ne var ne yok satmış ya. Hani bir şey almak isteseniz de elinde bir şey yok. Yani burada gördüğünüz üzere pek turist yok. Çünkü şehrin bayağı dışında. Özel olarak sırf hani buraya gelmeniz gerekiyor. Ama ben seviyorum böyle yerleri. Evet, benim daha önce geldiğim yer burasıydı. Bakalım bizim adamımız burada mı? Şimdi belki önceki videoyu izleyenleriniz vardır. Bu abimiz yani bu işlerde çok iyi. Ama burada da gördüğünüz neredeyse her şey satılmış. Yani hepsi kargolanmayı bekliyor. Vay. Bu da çok iyi. Önceden şurada büyük bir ejderha gibi bir şeyler vardı. Hepsini satmış. Hani küçük bir şey almak istesen bile çok yok yani. Tabii salgın bitince adamların işleri açılmış. Gelmeden önce haber ver diyor bir dahakine. Ayırırım senin için diye. İlginç bir şey bulmak şu an çok zor çünkü hepsi diyor yurt dışına satıldı, kargo yapılacak. Hani almak isteseniz kaç lira olduğunun önemi yok. Adamların elinde yok. Yani, tabii turizm açılınca onların da işleri açılmış. Zülale bunu aldık. Çok güzel ya. Sırada pirinç tarlaları ve salıncaklar var. Görebileceğiniz en turistik atraksiyonlardan biri. Bu elbiseleri de burada kiralıyorlar. O Instagram'da gördüğünüz fotoğraflar buralarda çekiliyor. Şimdi Zülale'de bilet aldık. Onu böyle sallayacağız. Fotoğrafını, videosunu çekeceğiz. Zülal, ne hissediyorsun? Kameraya bak. Zıpla. More. Şimdi diğer tarafa dönecek. Bir de öyle sallayacaklar. Where do you go?
Nasıldı? Çok güzeldi. Burada onlarca kişi sıra bekliyor. Ya Bali'ye gelmişken ben özellikle kadınlar için bence yapılmalı. Bu arada böyle yol boyunca bir sürü pirinç tarlalarını izleyebileceğiniz, salıncakta sallanabileceğiniz yerler var. Sadece bir tane yok. Kimisi daha ucuz, kimisi daha pahalı. Kimisinde daha çok fotoğraf çekilebilecek yerler var. Biz de bir tanesini seçtik. Sallandık. Şimdi Ubud merkeze geri dönüyoruz. Bugünü böyle biraz lay lay lom geçirdik. Ne diyorsun o şeyler hakkında? El sanatları için gittiğimiz yerler var. İnanılmazdı gerçekten. Deli işi gibi yani. Ve asla yapılabilecek şeyler değil. O fiyatlara. Çok, çok güzeldi. Bir haftada yapılıyormuş bir tanesi. Komik rakamlar. Üzüldüm evet. Yani. Zaten adamları hep yurt dışına kargo yapıyorlar. Ve asla yaptıklarının farkında değiller. Yani evet. Yani şu an satacak bir şey yok adamın elinde dost doğru. Hepsini göndermiş. Neyse sonra da salıncak yaptık. O çok güzeldi. Tabii Bali'ye gelip de onu yapmamak olmaz. Özellikle de bence kadınlar için çok eğlenceli, çok fotoğrafik. Tabii sonradan bulut geldi. Güneşli olsaydı daha güzel olacaktı ama yani Bali'desin havanın ne zaman ne olacağı çok belli olmuyor. Yağmur da yağabilirdi. Buna da şükür. Artık Bali'deki son gecemiz. Merkeze doğru gidiyoruz. Bali gezimiz artık bitti. Şimdi havalimanındayız. Ne yapacağız? Bangkok'a geçiyoruz. Yaklaşık 20-25 gün Tayland'da olacağız. Ama tabii biraz Bali'nin kritiğini yapalım. Şimdi Endonezya, Bali bizden vize istemiyor. Ya da yani kapıda vize alabiliyorsunuz. Ya da online e-vizeyi yola çıkmadan alırsanız kapıda hiç beklemezsiniz. Kişi başı yaklaşık 35 dolar. Biz Bali'de merkez denilen Seminyak'ta 3 gece, Ubud'da da 3 gece kaldık. Yani toplam 6 gün. Sence yeterli mi? Yeterli. Yani böyle tam tadında oldu, güzel oldu. Evet. Ubud çok güzel. Yani hani Ubud'da bir gece daha kalsak belki bir tık fazla gelebilirdi. Hani gelebilirdi, olabilirdi. Olur ya, Bali'ye bir hafta ayırdınız. Yani Seminyak'ta o merkezde 3 günden fazla kesinlikle kalmayın derim. Oraya gelirsiniz, oradan bir gün karşı adalara geçersiniz. Hani git gel yapabilirsiniz. Ama Ubud'da kaldığınızda adalara gidip gelmeniz o çok zor. Ubud çünkü deniz kenarına yakın bir yerde değil. Daha çok böyle hani kadınların daha çok seveceği bir yer. Balayı otellerinin bolca olduğu bir yer. Gece pazarları var. Böyle küçük butikler var. Sokakları güzel. Yemek kültürü olarak ben önceki Endonezya'ya gelişimde birçok yerel yemeğini denedim ve hani tamam yiyorsun ama öyle çok da inanılmaz lezzetli dememiştim. O yüzden bu gezimizde çok yerel tatlara yer ayırmadık. Evet. Yani Zülal'de hiç ben çok güzel doydum ama. Yiyeceğim de demedi. Pizzayı gördü, pizza dedi. Hamburger. Hamburgeri gördü, hamburger dedi. Ama yani tüm dünya mutfaklarını bulabiliyorsunuz. Birçok İtalyan restoranı var. Hani yemek konusunda hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Fiyatlar bence hala Türkiye'ye göre makul. Yani bir Bodrum'la, Antalya'yla bizim turistik yerlerle kıyaslarsanız Bali oralardan daha hesaplıdır. Günlük tur alıp civarı gezebilirsiniz. İlla ki buraya paket turla gelmenize gerek yok. Ama tabii Bali deyince genelde kadınlar çok ilgi gösteriyor. Bali'yi biraz şimdi Zülal anlatsın. Direkt çok. Ben çok sevdim, çok beğendim. Böyle kocaman hayallerle gelmiştim. Hakikaten öyle içini doldurdu. Yemyeşil, yeşilin her tonu var. Deniz yok, deniz tatili değil. Yani ama havuzları çok deniz güzel. Deniz var ama hani okyanus evet. Olduğu için dalgalar çok yüksek. Denize girmeniz çok olası değil yani. Evet. Hani Bali'ye deniz tatili için bence gelinmez.
harika. Havuzları çok güzel. Yeşili çok güzel. Yani o doyamıyorsunuz. Tabii bir de kalkıp Türkiye'den Bali'ye geliyorsanız bence yanına bir iki ülke eklenebilir. Yani özellikle Tayland buralara yakın. Kuala Lumpur olur giderken gelirken oradan aktarma olur. Yani gezinizi bir tık daha uzatıp araya bir ülke daha sıkıştırın derim. Peki Bali hayali kuran kadınlara kesin gelin der misin? Evet kesin gelin. Gerçekten gelin. Öyle de. Yani öyle şey şişirilmiş, abartılmış değilmiş yani. Gerçekten güzel. Gerçekten gelinir. Bilmiyorum. Ve mutlu ayrılınır bence. Erkek takipçilerim kızacak mı bana ama yani kadınlar çok soruyor. Benim ikinci gelişim gerçekten gelinir. Hani Tayland'ı gezdiyseniz benzer kültürler burada da var. Turist için gezmesi çok kolay. Hani bu taksi çağırma uygulamaları var. Hepsi çalışıyor. Hiç kimseyle muhatap olmadan bir noktadan bir noktaya çok rahat gidebiliyorsunuz. Taksi fiyatları bize göre çok hesaplı. Yani Türkiye'deki fiyatlara göre. Yeme içme de öyle. Ucuz otel de bulabiliyorsunuz. Yeter ki ucuza bilet bulup kendinizi buraya atın. Gerisi kolay. Bana bu helal yemeği soran çok oluyor. Şimdi Endonezya dünyanın en yüksek Müslüman nüfusuna sahip ülkesi. Bali de Endonezya'nın adası. Bali'de ağırlıkla Budizm, Hinduizm var. Ama yani o istatistikler çok doğru olamayabiliyor. Ama hani bazı restoranlarda direkt yazıyor yani hani helaldir diye. Bunu da dipnot olarak geçeyim ilgilenenlere. Tabii buralara gelmişseniz çok yürüyeceksiniz. Onu göze alın. Biz uygulamadan baktık. Bazı günler günde 17-18 kilometre yürümüşüz. En az yürüdüğümüz 12 kilometre. Tabii direkt Türkiye'den çıkıp her gün böylesine yürümeye başlayınca ayaklar su toplayabiliyor. Kimisinin ayakları su topluyor. Parmakları parmakları su toplayabiliyor. Sonra yürüyemiyorsun. Onun için rahat terlik, rahat ayakkabı getirmeniz şiddetle önerilir. Bu ama Tayland için, Hong Kong için de geçerli. Bizim bu gezimiz 2 ay devam edecek. Diğer ülkelere de gideceğiz bu saydıklarıma. Oralarda da hep yürüyeceksiniz. Yani hep yürüyeceğiz. Kesinlikle rahat ve uygun ayakkabı terlik şart. Hangi dönemde buralara gelinir diye de çok soruluyor. Biz mesela baktığımızda neredeyse her gün içinde yağmur görünüyordu ama hiç yağmur yağmadı. Biz bir kere bile ıslanmadık yani. Hani böyle çok hafif çiselediği oldu, o da iyi ki yağdı dedik. Çünkü burada nem yüksek, hava çok sıcak. Yani biz hava koşulları yüzünden hiç keyifsiz olmadık. Sırada Bangkok var. Sonraki videolarda görüşmek üzere.